Neden yetmiyor? Şimdi zaten çocuk cinsel istismarında çocuk ayrıntıları anlatır. Yaşadığı olağan akışın dışında cinsel istismardaki bütün ayrıntıları anlatır. Hatta çocuğun bazen 6 yaşındaki bir çocuğun koluna kötü bir dokunuşla dokunduğunuzda çocuk kendinin hamile kalmış olabileceğini bile düşünebilir. Yani cinsel istismarda çocuğun ruhuna dokunan bir eylem vardır. Onu derinden sarsan bir durum vardır. Çocuk ruh sağlığı uzmanları, bu konuda eğitim almış insanlar bunu dünyanın her yerinde bilirler. Şimdi bize somut delil diyorlar. Somut delil sadece nitelikli olarak cinsel istismar gerçekleşmez. Cinsel istismarın farklı boyutta türleri vardır. Yani çocuğa ayrıntıları şu an veremiyorum çünkü bizim bu ayrıntılarımızı da kendine kullanabilecek pedofililerin ve istismarcıların bizi izlediğini çok iyi bildiğim için söylemlerimi mümkün olduğunca en yalın bir biçimde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz bu çocuklar bunu hemen söyleyemezler. Yani üzerlerinde bazen bulgular kalmaz. Bu gibi durumlarda somut delil olmaz. Çocuğun beyanı esastır. Ve bu dünyanın her yerinde de böyledir. Çocuk olağan akışın dışında bu ayrıntıları anlatamaz, detay veremez, ayrıntı veremez. Aslında bu ayrıntılar somut delile eştir, kuvvetli suç şüphesidir. İşte bizim burada bu pakette bu kısmın çıkartılması çok korkunç durumlar. Zaten gördüğünüz gibi Elmalı'da yine Çanakkale'de bu resimler ya da çocukların bu yazdığı yazılar olmasına rağmen bunlar tutuksuz yargılanıyorsa biz nasıl baş edeceğiz? Uşaki davasına gittik, bu sözde tarikatın davasında 10 yıl alan tarikatın davasında parmağını kaldırıp şöyle söyledi. 27 maddelik 4. yargı paketi benim için bir umutlanmadır dedi. Umutlanmış. Yani bizim bakın istismarcıları böyle umutlandırmamamız, yaptıkları suçlar ve eylemleri karşısında onların karşısında eşi yükseltmemiz gerekiyor. Biz çocuklar vatandır dediğimiz bu yolda istismarcılara bugün bu şekilde kendilerine umut sağlayacak bir düzenlemeye izin veremeyiz. Vekillerin de mecliste bizlerin vekili olan kişilerin de mutlaka bu konuda sesini çıkarması lazım. Yani herkese çok büyük bir sessizlik var ama olmamalı. Böyle bir sessizlik olmamalı. İnsanlar konuşmalı. Failin eline güçlü bir koz vermemeli. Hukuk intikam almaz. Ama hukuk adalet için gereğini yapar. Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Uşaki tarikatının liderinin işlediği taciz olayını. Şimdi bakın, siz demin bana şunu söylediniz. Dediniz ki bu dönemdeki taciz vakaları eskisinden fazla değil ama çocuklar konuşuyor dediniz. Yalnız bakın, burada farklı bir tablo da var. İşte Ensar Vakfı, Ensar Vakfı'na giden çocukların başına gelenler, yine İstanbul'da, Konya'da, Adana ve Mersin'de yine çocuk tacizlerinin yine bu cemaat ya da tarikatlar aracılığıyla gerçekleşmesi. Yani, ya da evde öz babasından, öz dedesinden, amcasından, dayısından değil mi? Çok fazla çocuk. Yani bu bir vaka, yani bu bir sanki böyle üzerimize çok kötü bir kültür buldozer gibi geliyor. Ezip geçiyor. Çocuklarımızı yaralıyor, kız çocuklarımızı yaralıyor, yani insanlarımızı yaralıyor, kadınlarımızı yaralıyor. Herkesi üzüyor ve eziyor. Yani bunun nedenini anlamaya çalışıyorum. Siz çok mücadele ettiniz bu konuda. Fatih Bey, biz bir çalışma yaptık. Sosyal medyamda bir yayın yaptım ve yayın yaptıktan sonra 2500'e yakın 35 yaş üstü insandan bana mailler gelmeye başladı, mesajlar gelmeye başladı. Ve bu mesajlar geldiğinde bir challenge gibi üst üste mesajlar geldi. Bu mesajların üstünde onların izniyle de bir çalışma yaptık akademisyen arkadaşlarımızla birlikte. Ve gelen tablo şuydu. Bu kadınlar 35, kadın da demiyorum çünkü çok fazla orada insan, kadın, erkek profil çok fazla. Ve yaptığımız çalışmada şunu gördük. 35 ile 50 yaş arasında insanlar vardı, istismarı yaşamış, çocukken yaşamış. Ve %50'sinin annesi durumu örtbas etmişti, %52'sinin hatta. %50'lik dilimde bu gelen vakada yüzleşmişti ama sadece
birlik bir kısmı adli makamlara gitmişti. Yani biz bir şeyi görmemişiz. Çocuklarla ilgili bir politika maalesef ki yıllardan beri oluşmamış. İlk önce bizim kendimizi hep birlikte eleştirmemiz gerekiyor. Sonra baktığımızda istismar en çok kimlerden gelmiş diye baktığımızda. Birinci kuzenlerden gelmiş. İkinci babalardan. Üvey baba, dede, amca, dayı diye gidiyor. Şimdi sonra kimlerden gelmiş baktığımızda, dilimlere baktığımızda öğretmen, işte antrenör, din görevlisi, insanların inandığı, güvendiği alanlardan. Cinsel istismarcılar çocukların eylemlerini gerçekleştirmek için organizasyonlarını daha rahat gerçekleştirirler. Yani orada çocuklar için organizasyon yapabilecekleri, insanları inandırabilecekleri, kandırabilecekleri alanları seçerler. İlk önce pedofililerin bu anlamda inanılmaz planlı olduklarını, bu planlarını gerçekleştirmek için çocukların olduğu ortamlara yöneleceğini unutmamamız gerekiyor. Ve bizim de çocukları bu alanlardan korumamız gerekiyor. Hep birlikte seslenmeliyiz. Yani mevcut iktidara, muhalefete, herkese seslenmeliyiz. Demeliyiz ki biz çocuklar için gereğini yapmalıyız. Yani eğitim müfredatının içinde, protokollerin içinde, bütün bunları. Çünkü bu anlamda eğitimler veren biriyim. Ben de üniversitede de gidiyorum. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde üniversitelerde 250 bin üniversite öğrencisine konuştuk biz. Bugün UCİM'in Saadet Öğretmen Çocuk İstismarla Mücadele Derneği'nin, ki ben buraya bu derneğe adımı ben koymadım, bu mücadeleyi veren arkadaşlarımız bu derneğe bu ismi koydular. Ben UCİM diyorum ve 65 bin gönüllü üyesiyle, 1500'ü geçkin avukatıyla, yine binlerce ruh sağlığı uzmanıyla çocuklar için mücadele ediyoruz. Gördüğümüz tablo şu: çocuklar konuşuyor. Artık yeni nesil, yeni dünya, yeni düzen çocukları konuşuyor. Ve bu çocukların ilginç bir biçimde yaptığımız yine istatistiklere, bu gençlerde yaptığımız istatistiklere baktığımızda siyasete olan güvenleri ve inancı ister iktidar ister muhalefet kalmamış. Niçin kalmamış? Çünkü biz oluşturamıyoruz. Biz gereğini yapamıyoruz. Biz bir araya gelemiyoruz. Hepimiz çok parçalanmışız, ötekileşmişiz. Artık siyasal bir kanatta olduğunda herkes o tarafa saldırıyor. Herkes birbiriyle kavga ediyor. Artık bu kavga kültüründen ayrılıp çocuklar için tek vücut olmayı öğrenmek zorundayız. Bu bir seferberlik çağrısıdır. Ben bu seferberlik için herkese çağrıda bulunuyorum. Biz kurtuluş mücadelesini vermiş bir memleketin torunlarıyız, atalarımızı biliyoruz. O yüzden de bunu hiçe indirgemek zorunda ve dünyaya da bunu nasıl hiçe indirdiğimizi göstermek zorundayız. Bu çocuklar masallardaki kahramanları çizmesi gerekirken istismarcılarımız eğer resimlerini, fotoğraflarını çiziyorlarsa, bizim de bunu anlayabilecek heyetleri oluşturamadıysa burada sorunumuz var. İhtisaslaşma, ihtisaslaşma, ihtisaslaşma. Yargıda, adliyede, içinde, eğitimde, her yerde çocuklar için ihtisaslaşmış alan kurmak zorundayız. Bu mücadeleyi verebilmiş ülkelere ikide bir Finlandiya örneği, şu örneği diyoruz. Bir türlü Türkiye örneğini gösteremiyoruz. Bu örneği göstermeliyiz. Tüm STK'lar bir birlik bilinci oluşturmalıyız. Artık her şeyi, gömleklerimizi, her şeyi dışarıda bırakıp çocuklar için bir araya gelmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü hepimiz çocuk olduk. Haklısınız. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.